Mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Ben Eyüp Esen. Bugün sizlere yine bir uygulamanın kullanımından bahsedeceğiz. Ekibim ve ben sizler için faydalı olabilecek bütün mobil uygulamaları kanalımızda çekiyoruz. Bildirim zilini açabilirseniz çok mutlu oluruz. Haydi videomuza başlayalım. Mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Parim mobil uygulamasına Binance Global mobil uygulamasına nasıl USDT yatırılır onu inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce eğer bu videoyu cep telefonlarınızdan izliyorsanız tam ekran almanızı tavsiye ederim. Haydi videomuza geçelim. Binance Global mobil uygulamasına giriş yaptıktan sonra sağ alt kısmından cüzdan kısmına giriş yapmanız gerekiyor. Daha sonra yatırma kısmına giriş yapmanız gerekiyor. Daha sonra yukarıdan arama yerine USDT yazmanız gerekiyor. USDT'yi seçtikten sonra ağ olarak TRC20 ağını seçmeniz gerekiyor. Daha sonra USDT yatırma adresinizi kopyalamanız gerekiyor. Daha sonra Parim mobil uygulamasına giriş yapmanız gerekiyor. Parim mobil uygulamasına giriş yaptıktan sonra alt kısmından cüzdan kısmına giriş yapmanız gerekiyor. Daha sonra arama yerine USDT yazmanız gerekiyor. Tether'i seçtikten sonra USDT çek kısmına giriş yapmanız gerekiyor. Daha sonra A kısmında TRC20 ağını seçmeniz gerekiyor. İki borsada da aynı ağı seçmeniz gerekiyor. Yoksa işlem başarısız olur. Hatalı işlemden dolayı USDT hesabınıza geçmez. Cüzdan adresi kısmında az önce kopyaladığınız yatırım adresinizi yapıştırmanız gerekiyor. Daha sonra devam et kısmına giriş yapmanız gerekiyor. Daha sonra USDT yazma kısmında göndermek istediğiniz tutarı yazıyorsunuz. Daha sonra USDT çek işlemine basmanız gerekiyor. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir mobil uygulama videoları kanalının sonuna daha geldik. Ben Eyüp Esen ve ekibim sizler için kaliteli ve faydalı olabilecek birçok mobil uygulama videosunu bu kanalda çekiyoruz. Siz de destek olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Tabii ki de bildirim zili abone olmaktan daha önemli. Şimdilik hoşçakalın.